Şimdi önce Hayti maçından başlayalım. Gerçekten çok iyi başladık maça. Kendi hatamızla savunma arkasına kaleye döneyim derken bir futbolcu kardeşimizin atmış olduğu bir topla 1-0 geriye düştük. Ama tekrar e, oyunu force ettik. Birinci bölgeden ikinci bölgeye geçiş önüne çok iyi oynadık. Mükemmel bir oyun sergiledik ama son vuruşları başaramadık. Tabii e, beraberliği de yakaladıktan sonra tamamen ikinci yarı oyunu force ettik. 29 pozisyon girişimiz var. 9 tane net pozisyonumuz var. Rakibin bir tane pozisyonu var. Ee, ve o pozisyonda iki top üst üste direkten dönüyor. Ama pes etmedik. Mücadeleye devam ettik. Biraz bizim e, şöyle bir eksikliğimiz oldu. Biz arkadaşlara anlattık ama biliyorsunuz sosyal medya çok güçlü. Herkes takımımı şampiyon olarak ilan etmesi bu arkadaşlarda da bir rahatlık, reahate e, sebep oldu. E, nasıl olsa grubu çıktık. E, gruptan çıkmayı garantiledik diye galibiyetle bitirmek çok isterdik. Onlar da çok istiyordu ama tabii e, o rahatlık maça da yansıdı. Yoksa son vuruşlarda belki şunu söyleyebilirim. E, dünyanın en iyi takımıyız. Ama bizim eğer gruptan lider olarak çıkmış olsaydık Arjantin'le karşılaşacaktık. Şimdi Meksika ile karşılaşacağız. Fark etmiyor Meksika'da kendi grubunda ikinci olarak çıktı. Ee, i̇nşallah Allah nasip ederse şu anda da analizdeydik siz geldiniz sağ olsun. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Ülkemizin basını bizim sesimizi duyuruyor. Hem ülkeye hem dünyada organizasyonun kalitesini, önemini, anlamını anlatıyor. Biz de bu kaliteyi arttırmak için Allah nasip ederse önce Meksika, Meksika'dan sonra sonra bir sonraki tur çeyrek final. Çeyrek finalden sonra da maç maç düşünüp Allah nasip ederse Neferena'ya, önce Vodafone'a, ondan sonra da Neferena'da 55 bin kişinin önünde e, o kupayı Türk milletine armağan etmek istiyoruz. En büyük arzumuz, isteğimiz o. Doğru mu? Sağ olsun Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek başkanımızla dün yönetim kurulu ile beraber Türkiye Futbol Federasyonumuz başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi ve engellerden sorumlu Yusuf Güneay abimiz de başkanımız da oradaydı. Şöyle bir cümle kullandı maçtan sonra çocuklarla e, röper, e, konuşurken Arkadaşlar biliyorsunuz Galatasaray büyük bir camia. Ali Sami'nin adı var orada. Finallerin stadıdır diye finale bekliyoruz diye biz de söz verdik. Zaten kendi aramızda daha önce yemin etmiştik turnuvaya başlamadan önce, şampiyonaya başlamadan önce. Ve bu sözün üzerine de tekrar bir sözümüzü tazelemiş olduk. Az önce de Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Büyükeşik Takım'la beraber biz yemekteyken geldi. Biz size inanıyoruz arkadaşlar. Bunu da bir nazar boncuğu olarak değerlendiriyoruz dedi. Yani gerçekten e, Fransa'ya 3 attınız. Devamında Liberia'ya 5 attınız. Bugün de sayısal üstünlük sağladınız ama olmadı. Bu da bir nazar boncuğu olsun dedi. Ne mağlup gidiyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum dedi. Biz de yönetim olarak federasyon başkanımız Muazze Gezen, idari menajerimiz Fatih Erdön hep beraberiz. Takım halinde çok iyi evet, kenetlendik. Mükemmel bir hava var. Tabii bugün çocuklar ben göreve geldiğim günden beri hep kazanma arzusu tüm maçları kazandık. Ee, ama ilk kez bir beraberlik yaşandı. Onun bir moral bozukluğu oldu çocuklarda. Tabi psikologumuz Atahan hocamız e, sabah ilk dokunuşu o yaptı. Kahvaltı. Kahvaltıdan sonra güzel bir yürüyüş. Öğlen yemeğimizi yedik. Şimdi rakibimizi analiz ediyoruz. Hocam hocam Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah Meksika maçına tüm taraftarlarımızı e, Riva Milli Takımlar Riva tesisinde 4 nolu sahada e, akşam saat 20'de bekliyoruz.